Allah erenlerinden Dinaroğlu Malik devrinde iki kardeş yaşamaktadır. Bu iki kardeşten biri 70, diğeri de tam 35 yıl ateşe taparak hiçbir muratlarına kavuşamadığını anlayan küçük bir kardeş bir gün ağabeyine dert yanar. Der ki, ağabeyciğim, bu kadar yıldır ateşi ilah bilerek ona tapındık. Fakat bakıyorum ki hiçbir dileğimize erişemedik. O yüzden ben de ateşin ilah olmadığına dair bir şüphe uyandı. Bu şüphemde haklı olup olmadığımı araştırmak için seninle bir denemeye girişelim. Eğer ateş başkalarını yaktığı gibi bizi de yakarsa kendisine bir daha asla tapınmayalım. Yok, eğer yakmazsa ölünceye kadar ilahına iman ederek ibadetten geri durmayalım. Bu karardan sonra iki kardeş bir ateş yakarlar. Küçüğün büyüğüne ateşe ilk önce elimizi hangimiz uzatacağız, sen mi yoksa ben mi diye sorar. Ağabeyi sen uzatacaksın deyince küçük kardeş elini hemen ateşe yaklaştırır. Bakar ki ateş elini yakıyor, hemen çeker. Ardından da ey ateş der, yazıklar olsun sana. Bunca yıldır seni ilah bildim ve o yüzden de sana taptım. Ağabeyine der ki gel buna tapınmaktan vazgeçelim diye yalvarıp yakarır. Fakat ağabeyi bir türlü vazgeçmez ve ateşi tapmaya devam eder. Ağabeyi devam ede dursun. Küçük kardeş bu denemeden sonra ateşe tapmaktan vazgeçer. Müslüman olmaya azmeder ve doğruca devrin büyük ermişlerinden Dinaroğlu Mali'ye başvurur. O anda Malik de oturmuş halka vaaz vermektedir. Vaazını bitirdikten sonra başından geçenleri bir bir kendisine anlatır ve ben Müslüman olacağım der. Bunun üzerine Malik ateşperest adamı karşısına oturtarak kelime-i şehadet getirdikten sonra kendisine İslam'ın şartlarını ve bütün umumi prensiplerini bir bir izah eder. Yanında bulunan ailesiyle İslam'a girince orada bulunan halk bu her iki ateşperestin imana gelişini sevinç gözyaşları arasında kutlar. Ardından da biraz aramızda kalın da aramızda size biraz öteberi toplayalım dediler. Fakat yeni imana gelen adam ben dinimi dünyalık hiçbir şeye satmam diyerek asla bir şey kabul etmeyeceğini belirtiyordu. Daha sonra ailesini alarak şehrin kıyı mahallelerinden virane bir eve yerleştiler. Ne yiyecek ne de içecek bir şeyleri yoktu. O gece Allah'a ibadet ve itaat ederek sabahladılar. Güneş doğup yeryüzüne ışıklarını yaymaya başlayınca günlük ekmek parasını kazanmak için bir iş bulup çalışmak gerekiyordu. Çünkü yaşamak için yemek, yemek için de çalışmak şarttı. Bu düşünceye daha ziyade kendini kaptıran kadındı. Yeni imana gelmiş bulunan adamın ise yemek içmek gibi bir dert umurunda bile değildi. Onun tek düşüncesi kainatın ortaksız yaratıcısı olan Allah'a biraz daha fazla ibadet edebilmekti. Bu yüzden de kendisini ibadetten alıkoyan bir şeye düşman kesilmişti. Bu ekmek parası için çalışmak mecburiyeti olsa bile. Fakat yine de muhakkak ki ekmek parasını kazanmak için çalışmak gerekiyordu. Nitekim hanımı durumu açarak taşı gediğine koydu. Beyefendi dedi, bugün şehrinin de belki bir iş bulup çalışırsınız. İnşallah akşama kadar günlük nafakamızı kazanmış olarak dönersiniz. Bu ikaz karşısında kendisini toplayan adam şehre inip münasip bir iş aramaya koyuldu. Birçok kapı çalıp iş aradı. Fakat ekmek parasını kazanacak bir iş bulamadı. Ama her nedense buna pek üzülmüyordu. Zaten bütün dileği Allah'a amelilik etmekti. Onun için camilerden birine kapanarak akşama kadar bol bol Allah'a ibadete daldı. Akşam olunca kendi namına Allah'a bol bol ibadet etme fırsatını bulduğundan dolayı sevinç, karısının karşısına da eli boş çıkacağı için de üzüntü içinde karışık duygularla döndü. Kapıyı açıp içeri girdikten sonra selam verip bir köşeye oturdu. Karısına da bütün gün çalıştığını fakat ücretlerini yarın alacağını ifade etti. Karı koca geceyi aç açına ibadet ederek geçirdiler. Sabah olunca tekrar iş bulmak için şehre inen adam ne yaptıysa yine bir türlü ekmek parasını kazanacak bir iş bulamadı. Bulamadı diye üzülecek değildi ya, camiye girerek akşama dek bol bol Allah'a ibadet etti. O sadece Allah'ına çalışıyordu. Tek üzüntüsü karısıydı. Zavallı kadıncağız artık açlığının son haddine gelmişti. Akşam olunca yine eli boş olarak eve döndü ve karısına aynı mazereti uydurdu. Böylece o geceyi de aç olarak geçirdiler. Ertesi gün günlerden cuma idi. Cuma günü de hafta tatili dolayısıyla bütün iş yerleri kapalıydı. Onun için herhangi bir iş bulup da çalışmaya imkan yoktu. En iyisi camiye girip cuma namazı kılmaktı. Eski ateşperest yani mümin de aynı şeyi yaptı. Cuma vakti gelince doğruca camiye gidip iki rekat cuma namazını gönül huzuruyla kıldı. Ardından da ellerini göğe doğru açarak Allah'a yalvarıp yakarmaya başladı.
''Ey Rabbim'' diyordu. ''İslam dininin ve bu cuma gününün yüzü suyu hürmetine gönlümden ailemin geçim sıkıntısını at. Çünkü bir iş bulup çalışamadığım için aileme karşı mahcubum. Korkarım ki açlıkları daha fazla sürerse ağabeyimin dinine dönerler. Adam cuma vakti camide dua ede dursun. O sırada şehrin kenarında bulunan virane evinin kapısına biri gelerek kapıyı çalar. Karısı kapıyı açtığında bakar ki karşısında yakışıklı bir genç durmaktadır. Elinde mendille örtülü bir tabak bulunan genç tabağı kadına uzatırken bunu alınız ve kocanıza da bunun bu cuma Allah için yaptığı amelin ücreti olduğunu söyleyin. Çünkü böyle bir günde azıcık çalışmanın Allah katında ücreti çok büyüktür der. Kadın hemen tabağı alıp üzerindeki mendili açınca ne görsün ki tabağın içinde çil çil 1000 tane altın. Altınlardan birini alarak hemen çarşıya çıkıp bir sarrafa götürür. Sarraf altını daha eline alır almaz şaşırıp kalır. Hele tartıya koyunca hayreti büsbütün artar. Altın bildiğimiz altınlardan değildir. Hem çok ağır basmakta hem de üzerindeki nakışlardan başka bir dünyaya ait olduğu anlaşılmaktadır. Hayretini yenmek için kadına altını nereden bulduğunu soran sarraf hikayeyi olduğu gibi dinleyince durumu hemen kavrar ve kadına ben de Müslüman olacağım, bana İslamiyet'i öğretir misiniz der. Ardından da Müslümanlığı kabul ederek kadına 1000 tane dünyalık altın hediye eder. Öbür yandan genç cuma namazını kılmış eve dönmektedir. Yine de her zamanki gibi eli boş olduğu için bu defa mendilini kumla doldurarak yiyecek bir şeyler getiriyormuş gibi yapar. İçinden de eğer karım ne iş yaptın dese size un getirdim diye cevap veririm düşüncesini geçirir. Bu düşünceler içinde boynu bükük ve mahzun mahzun kapıya gelir. Tam bu sırada içeriden esrafa yemek kokularının yayıldığını fark ederek elindeki kumla dolu mendili kapının dibine bırakıp sevinçle içeri girer. Hoş beşten sonra karısından durumu sorup öğrenir. Ardından da sevinç gözyaşları içinde yüce Allah'a şükür secdesine kapanır. Bu arada kapıya çıkan karısı kum dolu mendili görüp de elini alınca bakar ki içi unla dolup taşmaktadır. Kocasına unu neden içeri getirmediğini sorunca o da durumu öğrenerek şükür secdesine kapanır.